Beyin hakkında 28 ilginç bilgi. Bazı sürüngenler hariç olmak üzere tüm omurgalılar ve birçok omurgasız hayvan beyne sahiptir. Latince'de cerebrum, antik Yunanca'da enkephalos kelimeleriyle ifade edilen beyinle ilgili 28 ilginç bilgiyi sizlerle buluşturduk. 1. Yaklaşık 1300 ila 1400 gram olan beynin %69-85'ini su oluşturuyor. Vücut ağırlığımızın sadece %2'sini oluşturan beynin büyüklüğünün zekayla direkt orantısı bulunmuyor. 2. Her ne kadar tartışmalar devam etse de 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre kadın beyninde daha fazla gri madde bulunuyor. Bu da kadınlarda hafıza ve sosyal tanıma becerilerini ve dil yeteneklerini etkiliyor. Erkeklerde ise motor, hareket ve uzaysal algılama özellikleri daha gelişmiştir. Kadın beyni ve erkek beyninin farklılığı doğum öncesi başlıyor ve yaşlılık dönemine kadar devam ediyor. 3. Beynimizde acı reseptörleri bulunmadığı için beyin dokumuz acıyı veya ağrıyı hissetmez. Baş ağrısı da aslında beyinden kaynaklanmaz. Beyin etrafındaki damar ve sinir benzeri ağrıya duyarlı yapılardan kaynaklanır. 4. Az uyuyan ve kalitesiz uyuyan kişilerde öğrenme güçlükleri ve hafıza problemleri görülür. Çünkü uyku beyinde temizlik görevi üstleniyor. Uzmanlar beyin kapasitesinin artırılması için öğleden sonra 1 saat uykuyu öneriyor. 5. Beyindeki mevcut nöronların sayısı dünyadaki toplam insan nüfusunun 15 katıdır. Bu da yaklaşık 100 milyar kadardır. Bu fazla sayıdaki nöronlar beynin işlem yeteneğini arttırır. 6. Beynimizin yalnızca %10'unu kullandığımız popüler efsane yanlış yorumlanmıştır. Yapılan beyin taramaları uyurken bile beynimizin çoğunu kullandığımızı açıkça göstermektedir. 7. İnsan beyni geçtiğimiz 10 bin ila 20 bin yıllık süre içerisinde kademeli olarak küçülüyor. 8. Ortalama bir beynin günde yaklaşık 50 bin düşünce ürettiğine inanılıyor. Ancak çoğu insanda bu düşüncelerin %70'inin negatif olduğu tahmin edilmektedir. 9. Beyin hücreleri birbirinden farklıdır. Beyinde 10 bin belirli nöron türü vardır. 10. Beyin vücuttaki en yağlı organdır. Yaklaşık %60 oranında yağ mevcuttur. Bu beynimizi sağlıklı bir insan organında oransal olarak en fazla yağ bulunan organ özelliğine sahip kılıyor. 11. Beyin zarı da denilen beyin neokorteksi beynimizin en dış kısmıdır. Konuşma ve soyut düşünme kabiliyetimizin kaynağı olan neokorteks, diğer memelilerle karşılaştırıldığında %76 oranında insanlarda daha büyüktür. 12. Beynimizde gerçekleşen olaylar elektrikseldir. Nöronlar aralarında elektrik akımını iletir. Bir insan beyni yaklaşık 25 wattlık bir ampulü yakacak kadar elektriklenmeye sahiptir. 13. Beynimiz doğanın en gelişmiş yapısıdır. Ancak tüm bu muazzam özelliklerine rağmen muhteşem değildir. Kimyasal yapısındaki en ufak değişiklik tüm dengemizi bozabilir. Örneğin şizofreni hastaları beyinlerindeki dengesizlikler yüzünden olmayan insanlar görebilmektedirler. 14. Bazen unutmak beyin için daha sağlıklı olabilir. Gereksiz bilgileri silmek, yeni bilgilere yer açmak açısından yararlıdır. 15. Bir espriye gülerken beyindeki 5 farklı bölgenin bir arada çalışması gerekir. 16. Her bir beyin hücresinde 1000 ila 10.000 sinaps bağlantısı vardır. 17. Beyindeki kan damarlarının uzunluğu 100.000 mil civarındadır. 18. Koku tarafından tetiklenen anılar daha güçlü bir duygusal bağlantıya sahiptir ve bu nedenle diğer bellek tetikleyicilerinden daha yoğun hatırlanma sağlamaktadır. 19. Geceleri uyurken beynimizin günün her anını birleştirmesi için en iyi zamandır. Bu anlamda uyku eksikliği beyinde oluşacak yeni anılar ve bağlar yaratma kabiliyetimize zarar vermektedir. 20. Çalışmalar uyku sırasındaki beyin dalgalarının uyanıkken olduğundan daha aktif olduğunu göstermektedir. 21. Uykuda rüya görürken aşırı fiziksel tepkiler vererek kendinize zarar vermemeniz için beyniniz vücudunuz üzerinde neredeyse felç etkisi yaratan bir hormon üretmektedir. 22. İnsan beyin bilgi kapasitesi tahmini olarak 2,5 milyon gigabyte depolayabilir. 86 milyardan fazla nöron 2,5 milyon gigabyte depolama alanı ve günde 50 binden fazla düşünceyle insan beyin işleyişi gerçekten şaşırtıcıdır. Her bir nöron diğer nöronlarla bağlantı kurar ve zamanla bu nöronlar birleşerek depolama kapasitesini arttırır. 23.
tek bir olumsuz şeyden kurtulmak için 5 olumlu şey gerekir. Beynimizde iyiden çok kötü haberleri hatırlamamızı sağlayan olumsuzluk yanlılığı denen bir şey vardır. Dengeli hissetmek için hayatımızda en az 5'e 1 oranında iyiden kötüye ihtiyacımız var. 24. Beynimiz nöronlarında bilgi saatte 430 kilometre gibi etkileyici bir hızla yol alır. Bir nöron uyarıldığında hücreden hücreye giden elektriksel bir dürtü üretir. Bu düzenli işleyişin bozulması epileptik nöbete neden olabilir. 25. Bir kural çok katı göründüğünde o kuralı kırmak isteriz. Psikologlar reaktans adı verilen bir olgu üzerinde çalıştılar. İnsanlar belirli özgürlüklerin ellerinden alındığını algıladıklarında yalnızca bu kuralı çiğnemekle kalmaz, aynı zamanda özgürlüklerini yeniden kazanmak için mücadele ederler. 26. Her saniye beyinde 100 binden fazla kimyasal reaksiyon gerçekleşir. 27. Verilen tüm kararların %95'i bilinç dışı gerçekleşir. Yani neyi, neden yaptığımızı bilmeden, geçmiş deneyimlerimize güvenerek, detaylıca analiz etmeden karar veririz. Bu eylemlerimizin ve davranışlarımızın büyük çoğunluğunun bilinçli farkındalığımızın ötesindeki beyin aktivitesi nedeniyle gerçekleştiği anlamına gelir. 28. İnsan beyninde sinir uyarılarını ileten aksonlar 160 bin kilometre uzunluğundadır. Yani dünyanın etrafında 4 tur atabilir. Benzer videolardan haberdar olmak ve paylaşımları takip etmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.